Milli görüşün zaten 1994 ruhu var. Milli görüşün bu 1994 ruhunda olduğu gibi biz de aynı şekilde Gaziantep'te, Necip'te bu ruhu aynı 1994'te olduğu gibi bugün de yaşatmaya çalışıyoruz. Gaziantep'te, Necip'te soracak olursan öncelikle belediyeye inşallah seçmenimiz bizi takdir buyurur da o gün bizi iş başına getirirse öncelikle sevgi ve muhabbeti getireceğiz. Adaleti getireceğiz. Belediyenin mallarını kendi malımız gibi savunacağız. Yani milli görüş demek zaten kendi görüşün demek. Senin görüşün. Halkın görüşü demek. Biz Nizip'te inşallah belediyeyi aldığımız zaman halkın görüşünü, kendi görüşünü, halk kendi kendini idare edecek orada. Nasıl görmek istiyorsa belediyenin ne yapılması gerektiğini inşallah belediyede bu şekil bu göreve bu şekilde talip olduk. İnşallah evet. Nasip olursa görev verilirse bizler ne şekilde yerine getireceğiz. Ömer Bey biraz Nizip ilçemizden bahsedelim dilerseniz. Problemlerine değinelim, köylerine değinelim. Nizip ilçemizin sıkıntılarına değinelim ve çare olarak, çözüm olarak sizlerin neler üreteceğini konuşalım. Buyurun söz sizde. Evet, Nizip'te şu anda dağ köyleri, dere köyleri, barak köyleri diye 3 grupta köyler var. Evet. Nizip'imizde 100 bin civarı seçmenimiz var. Bizim bu seçmenlere sadece öncelikle diyorum Nizip'te bir temizlik sıkıntısı var. Yani Nizip Belediyesi'ne aldığımız zaman halkımıza öncelikle bir temizlik sorununu çözeceğiz. Nizip'te trafik sorunu var. Bu trafik sorununu çözeceğiz. İnşallah Nizip'te bütün yaya kaldırımlarda sıkıntı var. Yaya yok. Evet. Nizip'te Zeuma dediğimiz Zeuma, Nizip'imize 10 kilometre kenarda. Birecik Barajı adı altında kullanılan Birecik Barajı, Fırat kenarı, Fırat kenarında halkın rahatlıkla yapabilmesinin alanları yaratacağız. Yani saymakla şu an bitmeyecek birçok İnşallah projeler milli görüşün çatısı altında hepsine görev verildiği takdirde 31 Mart'ta halkımız bize güvenirse, o görevi bize verirse milli görüşün 1994'teki ruhunu inşallah Gaziantep ilinde Nizip ilçesinde canlandıracağız.